İçer gündeminden merhaba, Mersin'le ilgili neler yaşandı aktaracağız değerli seyirciler. Tabii sizler aktaracağımız haberlere, bilgilere, yorumlarınızı bekliyoruz. Yaşadığınız ilçede, mahallede, sitede, caddede, sokakta, apartmanda kamuya ulaştırılmasını istediğiniz bir e, olumsuzluk, bir güzellik, bir şikayetiniz... Mersin'in ilgili yetkili kişilerin duymasını istediğiniz bir durum varsa sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Şu anda programımız Facebook'ta da canlı olarak yayınlanıyor. Radyo Klas'ta da frekansınıza canlı olarak geliyor. Facebook'tan da ulaşabilirsiniz bize. Tıpkı e, WhatsApp'tan, Twitter'dan olacağı gibi. Bu programı aynı zamanda Twitter'da, Facebook'ta, e, YouTube'da, ve Periskop'ta da şu anda canlı olarak da ekranlarınıza geliyor. E, bilgisayarlarınıza, cep telefonlarınıza, e, laptoplarınıza geliyor diyelim ve Mersin ilgili neler var? Başlayalım efendim. Şimdi üzücü bir haberimiz var. Ee, tabii şehidimiz var. Ee, şehit uzman çavuş Şükrü Ünlü. Şükrü Ünlü'nün e, ailesi Anamur'da annesi ve babası bahçıvanlık yapıyordu, çalışıyordu. Şükrü Ünlü aslen e, Ermenekli e, şehadet haberini annesi ve babası Anamur'dayken aldı. Hemen memleketlerine döndü ve Şükrü Ünlü uzman çavuş memleketinde toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan 30 yaşındaki uzman çavuş Şükrü Ünlü'nün naaşı, memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesi Çatalbadem köyünde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Siirt 3. Komando Tugayı'nda görevli uzman çavuş Şükrü Ünlü, geçici görevle gittiği Zeytin Dalı harekatının yürütüldüğü Suriye'nin Afrin bölgesinde şehit oldu. Şehadet haberini Mersin'in Anamur ilçesinde oturan ve bahçıvanlık yapan babası Osman Ünlü ve Gülseren Ünlü'ye askeri yetkililer verdi. Acı haberin ardından ailesi memleketleri Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Çatalbadem köyündeki evlerine döndü. Şehit Ünlü'nün naaşı askeri uçakla Konya'ya, oradan da karayoluyla Ermenek ilçesi Çatalbadem köyündeki baba evine götürüldü. Şehit Ünlü'nün naaşı alınan helalliğin ardından dualar eşliğinde dini ve askeri törenin yapılacağı Kazancı beldesi meydanına götürüldü. Burada düzenlenen törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, garnizon komutanı Albay Yurda Kultürkmen. AK Parti Karaman Milletvekili Recep Konuk, ailesi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Şehit Ünlü'nün naaşı kılınan cenaze namazının ardından tekrar Çatalbadem Köyü'ne götürülerek köy mazarlığında toprağa verildi. Allah. 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 Yeri bak! Ellerinizde maç var. <laughs> İyi misin sen? Korkmuyorum, gurur duyuyorum. Arkada Gelin mi Yıllardır çaba gösteriliyor. Mersin'in ulaşım sisteminin çağa uygun bir hale gelebilmesi amacıyla. Tabi Mersin Büyükşehir Belediyesi de sorumluluk alanında bu yöndeki çalışmalarını devam ettiriyor. Otogarla, Meşot'la otoban arasında bağlantı yolu sorunu vardı. Bu sorunun bu sorun çözülecek. O yol, bağlantı yolu yapılıyor. Bağlantı yolunun %70'i de tamamlandı. Mersin'de trafik yükünü rahatlatacak olan Otogar Otoban Bağlantı Yolu Projesi'nin %70'inin tamamlandığı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Toroslar ilçesinde yapımı devam eden proje sayesinde otogardan giriş çıkış yapan otobüslerin ve diğer araçların rahat, güvenli ve trafiği aksatmadan transit geçiş yapabileceği bir güzergah oluşturulacak. Otogar Otoban Bağlantı Yolu Projesi kapsamında 18 metre uzunluğunda 9x5 2 gözlü mehvez, 7 metreden 2 metreye kadar değişen boylarda ve 362 metre civarında istinat duvarlarının çalışmaları devam ederken, 23 bin metreküp altyapı dolgusu ve üst yapı asfalt çalışması da gerçekleştirilecek. Mersin şehirler arası otobüs terminali ile otoyol bağlantısını bağımsız bir güzergah olarak bağlayacak olan bu yol sayesinde araçlar şehir trafiğine karışmayacak ve otobüslerin şehirler arası seferleri rahatlatılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi daha var ki o da Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje. Sahil düzenlemesi. Mezitli sahil düzenlemesinde de çalışmalar sürüyor. Bitti bitecek. Çok yakın bir zamanda hizmete resmen açılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü sahil düzenlemesi olan Mezitli Sahili Kentsel Tasarım projesinde sona gelindi. %95'i tamamlanan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından peyzaj çalışmalarının devam ettirildiği Mezitli Sahil Projesi vatandaşların kullanımına açılmak için gün sayıyor sahil kullanım kültürünü destekleyecek şekilde mekan kalitesinin artırılması ve yeni aktivitelerle sahil kullanımının desteklenmesi için projede yer verilen iki tenis kortu, iki voleybol sahası, iki basketbol sahası, iki kilometre uzunluğunda yürüyüş bandı, iki kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, kondisyon alanı, çocukların eğlenebileceği oyun alanları, engelli çocuk oyun alanları, gençler için kaykay pisti, uçurtma çayırı ve her yaştan Mersinli için etkinlik meydanları, restoranlar ve balıkçılar için iki adet balıkçı iskelesi tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi 80 bin metrekare alana inşa ettiği proje içerisinde yer alan sosyal ve yeşil alanlarla doğal bir doku oluşturdu. Mezitli sahilinin cazibesini artıracak projede spor yapmayı sevenler için inşa edilen tuvalet, duş ve soyunma kabinini içinde barındıran hizmet binası ve 11 adet seyir terası da tamamlanırken peyzaj çalışmalarının tamamlanması için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ettiriliyor. Hatırlayacaksınız geride bıraktığımız hafta içerisinde sizlere duyurmuştuk. Mersin Valiliği bir uyarı yayımlamıştı. Valiliğin makamının, vali yardımcılarının hatta bakanların Mersin'deki yüksek düzey bürokratların isimleri kullanılarak vatandaşlar dolandırılmak isteniyor. Lütfen dikkatli olun diye ve birkaç dolandırılma olayı da yaşanmıştı. İşte Sayın Bakan Elvan'ın ve vali Sunun adını kullanarak vatandaşları iş vaadiyle kandıran kişi yakalandı. Mersin'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Ali İhsan Sunun adını kullanarak vatandaşları işe yerleştirme vaadiyle dolandıran bir kişi suçüstü yakalandı. Şahsın cezaevi firarisi olduğu ve 4 dolandırıcılık dosyasından daha arandığı da ortaya çıktı. Mersin'de BK isimli bir kişi Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'la Vali Ali İhsansun'un adını kullanarak işe yerleştirme vaadiyle BA isimli vatandaştan 2000 lira para istedi. Bunun üzerine BA durumdan şüphe duyarak Asay Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Polis de şahsı suçüstü yakalamak için bir kafede buluşma ayarlayarak şahsın şüpheliye para verdiği anda operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan kişi yapılan sorgulamasında EÖ isimli vatandaştan 5 bin, AY ile DY isimli vatandaşlardan da 15 bin lira aldığını itiraf etti. Suçlunun ayrıca Nide Açık Cezaevinden kaçtığı ve 4 dolandırıcılık dosyasından daha arandığı belirlendi. Şahsın üzerinde ayrıca IA adına düzenlenmiş sahte bir kimlik de çıktı. Kişi emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahte içki operasyonu düzenlendi. Ne kadar çok operasyon yapılırsa yapılsın, baskın yapılırsa yapılsın, cezaların hafifliğinden mi olsa gerek? Yoksa bu konuda bir talep var. Ondan mı olsa gerek ki bunların her ikisi de aslında önemli. Sahte içki üreten ve satan kişilerin çok fazla yakalanmasına rağmen bu işe girişen kişiler bir türlü azalmıyor, uslanmıyor yine Adanalı oğlunda bir eve baskın yapıldı ve yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi. Mersin'de bir şahsın imalathaneye dönüştürdüğü evi ve deposuna yapılan baskında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1720 litre sahte içki ele geçirildi. Aramalarda klozetin içerisine ve market depolarına zulalanmış şişelerde dikkat çekti. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde N.D. adlı kişinin evinde ve deposunda arama yaptı. Yapılan aramada boğma olarak bilinen 1650 litre sahte içki üretimi için mayaya yatırılmış sıvıyla 70 litre sahte içki ele geçirildi. Yapılan aramalarda klozetin içerisine ve market dolaplarına saklanmış şişeler de bulundu. Şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Efendim Anamur Türkiye'nin en güneyinde bulunan ilçelerden biri ve günün 300 gün güneş görüyor. Güneş bakımından da oldukça zengin bir yer. Anamur şehir merkezine kar yağmıyor. Tarih boyunca da belki yağmadı ama Anamur'un yüksek kesimlerine yağıyor tabii ki. 3 kamyon kar Anamur Cumhuriyet Meydanı'na taşındı ve Kış yavaş yavaş bitmek üzereyken Anamur şehir merkezinde yaşayan çocuklarda kar keyfi yaşadı. Türkiye'nin en güney ucunda bulunması nedeniyle yılın yaklaşık 300 gününü sıcak ve güneşli yaşayan Mersin'in Anamur ilçesinde Torosların yüksek kesimlerinden getirilen kar 7'den 70'e herkesin unutulmaz anlar yaşamasına neden oldu. Anamur Belediyesi hiç kar yağmayan ilçeye Torosların eteğindeki Kaş yaylasından kamyonlarla kar getirdi. Her yaştan insan da Anamur Cumhuriyet Meydanı'nda kar keyfini yaşadı. Üşüne kar yağmadı. Ee, ben talimat verdim artık Kayseri Erciyes'ten mi getirirsiniz, Uludağ'dan mı? Bu kar buraya gelecek dedim. Ee, ve 50 kilometredeki Kaş pazarı yaylamızdan küreklerle, çuvallarla 3 kamyon kar geldi. Çocuklarımız birazcık gülümsesinler. Gençlerimiz biraz o çocukluk duygularını burada assınlar. Büyüklerimizle, bahaneyle, çocukları oynatıyoruz bahanesiyle o duyguları inşallah yaşasınlar istiyorum. Kazanırız biraz, atlanırız inşallah. Hadi bakalım. Değerli seyirciler, canlı yayınımız devam ediyor İçel TV'de ve Silifke ile ilgili de bir haberimiz var ekranlarımızda. Akdeniz bölgesinin bahar meyvelerinden ilki olan Çağla, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde yılın ilk Çağla hasadı yapıldı. Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen badem çağlasının yarım kilosu tezgahlarda 100 TL'den alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışı 25 gün erken başlayan Çağla üreticilerin yüzünü güldürüyor. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Üretici Zafer Can, Çağla'yı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak tercih ettiklerini söyledi. Gördüğünüz gibi bu Işıklı Çağla'sı. Tamamen doğal şartlarda sere falan yok herhangi bir ilaçlama gübreleme hiçbir şey yok tamamen kendi halinde yetişen bir çağlamız bu köyümüzün en büyük gelir kaynağı oldu şu anda 3-5 yıl öncesine kadar 2-3 bin olan çağla ağacı bugün 150 bin civarına çıktı yakın bir gelecekte 500 bine ulaşmak istiyoruz ve Türkiye'de çağla merkezi olmak istiyoruz aynı zamanda yayla bizim yaylalarımızda samadın yaylası Işıklı yaylası ee, Akdere Yokuşbaşı başı yaylası da binlerce dönüm arazi bomboş duruyor. Ve bunun bir de hiçbir bakıma ihtiyacı yok. Gübre, suya ihtiyacı yok. Ee, hiçbir masrafı yok. Yani yok denecek kadar masrafı az. Ee, bunları, bu, buralarda büyük projeler düşünüyoruz. Bu yaylalarımızdaki boş arazilerin badem şekline, kuru bademciliğe yönlendirilmesi için. Şimdi ben öğrendiğime göre biz dışarıdan yüzde 66'sını dışarıdan alıyoruz kuru bademin hatta Meksika'dan Amerikan ülkelerinden dahi bura çağ, ba, e, kuru badem gelmektedir. Bu da bir döviz kaybına neden olur. Hem biz bunu döviz kaybını önleyeceğiz hem de istihdam sağlayacağız. Bunun için e, bizim desteklememizi istiyoruz. Bir de bizim burada şimdi bu sene 80-100 ton bekliyoruz. Bal işte şu anda küçük paketler, yarım kiloluk paketleri 100 liraya veriyoruz. Yakın bir zamanda da bu e, pazar açılacak tartla, da satışlara başlayacağız. Sporda alışılan bir haber var. Mersin İdman Yurdu'nun mağlubiyeti. 6 gol yerek mağlup oldu Mersin İdman Yurdu. Bir de üstüne 9 puan daha silme cezası geldi. Spor Toto 2. Lig'de mücadele veren Mersin İdman Yurdu sahasında Buca Spor'la karşılaştı. 3. Lig'e düşmeyi garantileyen Kırmızı Lacivertliler Mersin'deki maçta Buca Spor'dan tam 6 gol yedi. İlk yarıya etkili başlayan deplasman ekibi maçın henüz ilk dakikasında İbrahim Şahin'le öne geçti. Kırmızı Lacivertliler bu gole 4. dakikada can yorulmuşla cevap verdi. Ataklarını devam ettiren Buca Spor 8. dakikada Emre Özkan'la yeniden öne geçti. 20. dakikada İlyas Çakmağ'ın farkı 2'ye çıkartan golüyle Buca Spor, soyunma odasına ilk yarıda 3-1 önde girdi. Maçın ikinci yarısına da etkili başlayan konuk ekip İlyas Çakmak'la 55. dakikada durumu 4-1'e getirdi. Bu golden 8 dakika sonra İlyas Çakmak takımının 5. kendisinin 3. golünü attı. 76. dakikada sahneye çıkan isim yine İlyas Çakmak oldu ve maçtaki 4. golünü penaltıdan kırmızı lacivertlilerin kalesine gönderdi. Mersin İdman Yurdu sahasındaki mağlubiyet serisine bir yenisini daha ekledi ve eksi 18 puanda kaldı. Geçen hafta yeni bir puan silme cezası alan kırmızı lacivertlilerin 9 puanı daha silinmişti. Yerel gazetelerimize de bakalım ve ilk olarak İMC ile başlayalım. İMC gazetesi dereye düşen engelli adam ölümden döndü. Tepkiler çığ gibi diyor gazete. Asıl görme engelli bu sorumsuzluğa göz yumanlardır diyerek de devam ediyor İMC gazetesi. Hatırlayacaksınız değerli seyirciler. Çavuşlu Deresi'nin üstünün açılması Yeni bir dere yatağının ıslah edilmesi ve bu derenin denize ulaşmasını sağlamak amacıyla Çavuşlu Deresi'nin üzeri yıllardır kapalıydı, açıldı ve sonrasında o derenin içerisinde de ıslah çalışmaları başladı ama hep söylendi efendim. Yerel gazeteler yazdı, televizyon programlarında işlendi, radyo programlarında işlendi, sosyal medyada çok fazla işlendi, şikayetler geldi. Çavuşlu deresinin etrafında güvenlik önlemi yok O güvenlik önlemi bir an önce alınsın Geçici de olsa bariyerler koyulsun Araçların oraya düşmesi muhtemel Çocukların düşmesi muhtemel Hayvanların düşmesi muhtemel denildi Denildi Nitekim bazı çocuklar düştü Aileleri çıkardı Bazı hayvanlar kedi köpek gibi Tavuk gibi hindi gibi düştü sahipleri çıkardı. Sonrasında da görme engelli bir vatandaş düştü o Çavuşlu Deresi'ne. Sosyal medyada o görüntülerde çok fazla izlendi. Hatta ulusal gündeme de geldi bu konu. İşte ona değiniyor IMC gazetesi. Diyor ki neden yapılmadı? Neden güvenlik önlemi alınmadı? O trafiğin araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarında bile olsa en azından Çavuşlu Deresi'nin etrafında diyor. Ve bu konuyu sorularla gündeme getiriyor İMC gazetesi efendim. imc'den diğer bir gazete haberciye geldiğimizde haberci Yeşilovacık Akdere'ye teslim diyor. Bakanlık ÇED raporunu onayladı. Yeşilovacık limanı büyüyor diyor. Ama tabii buna çevrecilerin tepkisi var. Sadece çevrecilerin demeyelim bunu dediğimiz zaman şöyle bir Olumsuz işler yapan küçük bir grupmuş gibi akla geliyor çevreciler dediğimiz zaman. Oysa e, sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen, sağlıklı bir şehirde, coğrafyada, dünyada yaşamak isteyen insanlar demek daha doğru olacaktır belki. Karşı çıkıyor. Yeşil ovacık Limanı büyümesin, çimento fabrikaları e, kapasitelerini arttırmasın, yeni fabrikalar kurun, kurulmasın, bu cennet doğa kirlenmesin. Madem turizm kentiyiz, turizme yönelik yatırımlarımız da var, elimizle neden böylesine bakir, güzel koyları, suyu kirletiyoruz diye soruyoruz. Bunu ben de soruyorum. Bir nükleer santral var, onun yanında da habire, işte çimento fabrikaları, var olan limanlar. Ee, tamam belki e, Mersin'e getirisi daha fazla olacaktır ticari anlamda bir turizm tesisine göre. Belki. Ama vatandaşın cebine bir şey gelmiyor efendim. Vatandaşın gelir düzeyi artmıyor. En azından o yeşil ovacıktaki insanların gelir düzeyi artmayacak, bilgi düzeyleri artmayacak, kültür seviyeleri yükselmeyecek. Yine birkaç kişinin ya da küçük bir zümrenin artacak. Hep böyle oldu. Şimdi diğer bir gazeteye geçelim. Haberciye gelelim. Haberciye geldiğimizde yeni güneye geliyoruz haberciden. Yeni Güney Gazetesi Mersin'e deniz otobüsü, deniz uçağı ve helikopter diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'e 2018 yılı içerisinde deniz otobüsü, deniz uçağı ve helikopter alınacağını, kesinlikle alınacağını ve bunların da hizmete gireceğini, çalışacağını belirtti. Katılmış olduğu bir programda diyor Yeni Güney Gazetesi bu konunun ayrıntılarına yer vermiş. Yeni güneyden hakimiyete geldiğimizde hakimiyet Mersin'in gözü termal turizmde diyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün Mersin'de yapmış olduğu sondaj çalışmaları neticesinde 47 derece sıcaklıkta su bulmasının ardından Türkiye'nin en önemli jeoloji ve jeofizik araştırma firmalarından olan bir firma Mersin'e geldi ve 4 adet jeotermal ruhsatı alarak hizmet çalışmalarına başladı diyor gazete. Bir turizm, turizmin farklı bir noktasına değiniyor. Genelde Ege'de yaygındır, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da yaygındır. Ama Akdeniz'de de jeotermal turizmi yaygınlaşacak gibi gözüküyor diyelim. Hakimiyetten diğer bir gazetemize geçiş yapalım. Gelelim Çukurova'ya. Çukurova gazetesi Mersin'in ihracatı ikiye katlanacak diyor. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'de organize sanayi bölgesi sayısını 9'a çıkartıyoruz ve 50 bin kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. Bir de serbest bölge var, bunu da genişleteceğiz. Bunlarla birlikte Mersin'in ihracatı ikiye katlanacaktır, diyor ee, Sayın Bakan Lütfi Elvan e, aktarmış olduğu bilgilerde Sürmanşette e, bir başlık var. Tarsus-Mersin arası otoban ücretsiz olsun diyor e, MHP Mersin Milletvekili Vaki Şimşek ki bu konuyu da Meclis'e getirdi kendileri. Ve e, güneye geldiğimizde güney son sözü kocamanın diyor kocamazın diyor e, Güney Gazetesi son söz hangi konuda son söz kocamazın? Biraz büyütelim gazetemizi. E, Mersin'de tarihi küçük çarşı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkıldı. Tarihi küçük çarşı deniliyor ama şimdi ben tarihi olmasına pek katılmıyorum. Yani o kadar da tarihi değil. Tarihi derken e, şimdi kapalı çarşıya da tarihi diyoruz. Bursa'daki Bedestene de tarihi diyoruz. Şimdi buraya da tarihi dersek e, kapalı çarşıya hakaret etmiş oluruz. Yani kaç yıllık tarihi vardı? Tamam hadi 100 yıllık olsun ama yani e, o kadar da eski bir e, çarşı değildi. E, şimdi Bahri Ok İşhanı'nın hemen yanındaki yerde efendim. O biraz derme çatma gözüken yerdi. E, i̇lk öğretmen evinin, Silifke Caddesi'ndeki ilk öğretmen evinin hemen karşısındaki o çarşıydı. E, diyor ki, kentsel dönüşüm projesi kapsamında o çarşı yıkıldı. Şimdi o arazinin gençlik merkezi mi yoksa, yeşil alan mı olması tartışması başladı diyor. Bir çevre yeşil alan olmasını isterken bir çevrede gençlik merkezi olmasını istiyor. E, Mersin'de yaşayan bir kişi olarak benden açizane fikrim yeşil alan olarak değerlendirilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu konuyu tartışmayı açıyor Güney Gazetesi. Güney'den gelelim Akdeniz'e. Akdeniz, e. Akdeniz Örnek il Mersin başlığını atıyor ve hakikaten şimdi bahsedeceğimiz konuda Mersin örnek il oldu tüm Türkiye'ye. Şöyle ki efendim. Mersin'de çocukların sokağın riskinden korunmasına yönelik son 13 yıldır yürütülen projelerle Türkiye'ye örnek çalışmalara Mersin'de imza atıldı. Konuyla ilgili bilgiler aktaran İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı Mersin'de çocuk hakları ve sokakta çalışan çocuklar odaklı yapmış olduğumuz çalışmalarla yürütmüş olduğumuz projelerle diğer illerimize örnek olduk. Mersin son 13 yılda çocuk odaklı projelerin en fazla uygulandığı ve başarı sağlandığı ildir açıklamasında bulunmuş. Hakikaten Mersin'de ciddi oranda e, sokakta yaşayan çocuk sayısı azaltıldı. E, dilenen çocuk sayısı azaltıldı. E, ve çalışan çocuk sayısı azaltıldı ciddi oranda. Yok mu? Var. Var tabii ki. Zaman zaman görüyoruz. Trafik ışıklarında, şehrin bazı noktalarında, çarşı pazarda görüyoruz. Ama geride bıraktığımız yıllara bakılırsa çok çok önemli ölçüde azaltılmış durumda. Çok ciddi, çok sağlam bir proje takip edildi. Sokakta çalışan bir çocuk görüldüğü zaman o çocuk Alındı. O çocuk e, çocuğun ailesine ulaşıldı. O çocuğun ailesinin ihtiyacı varsa, eğer e, iş bulundu annesine, babasına ya da e, evinin yani yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çaba gösterildi. E, gerekirse maaş bağlandı, eğitim yardımında, sağlık yardımında, gıda yardımında bulunuldu ve böyle böyle e, Mersin'de hakikaten bu konuda önemli e, ilerleme sağlandı. Diğer bir gazeteye Mersin'e gelelim. Mersin Gazetesi diyor ki deniz otobüsü ve uçağı geliyor Mersin'e. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz katıldığı bir programda Mersin'e 2018 yılı içerisinde deniz otobüsü, deniz uçağı ve helikopter alınacağı müjdesini verdi diyor gazete. E, Hastane Caddesi kan kaybetmeye devam ediyor. <laughs> Başlığı da var. Hemen e, bunun da ayrıntısına bakalım. Gazeteyi biraz büyüterek bir zamanlar Mersin'de alışverişin merkezi olan Hastane Caddesi günden güne ıssızlaşıyor. Esnaf azalan kalabalıktan ve düşen satışlardan şikayetçi diyor gazete. Ee, naçizane ben doğru olduğunu düşünmüyorum efendim. Hastane Caddesi ana baba günü tıklım tıklım ama alışveriş gücü düşmüştür vatandaşın doğru olabilir. Önceden işte bir günde e, örnek veriyorum. 10 bin liralık ciro yapıyorsa esnaf şimdi 7-8 hatta 5 yapıyordur doğrudur. Ama hastane caddesinde hakikaten inatsanız yere düşmüyor günün belirli saatlerinde hele özellikle hafta sonlarında. Ama bu kalabalığın büyük bir çoğunluğunun da Suriyeli olduğunu da göz ardı etmeyelim efendim. Suriyeliler çok fazla e, diyelim. Diğer bir gazetemize geçecek miyiz? Bakalım geçmiyoruz. Kısa bir ara sonrasında beraberiz. Ne kadar iyi olursa olsun benim karşıma çıkana kadar iyidir. arkada intermersin.com sitesini görüyorsunuz. Siteye yönelik incelememize başlayacağız ama Ali Gül'den bir mesaj var. Ali Gül diyor ki bizim Kayabaşı yaylasına içecek su getirsinler. Bu çok önemli. yaylada susuzluk yaşanıyor. Silifke Işıklı Kayabaşı yaylası diyor. Ee, tabii e, Ali Gül, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Eminim oraya da sıra gelecektir. Çünkü e, yatırımlara kırsaldan başlanıldı şehir merkezine doğru. Bu, Sayın Kocamaz'ın sözü, yolsuz ve susuz köy kalmayacak. E, oraya da sıra gelecektir, bundan emin ol. Ben ona inanıyorum hakikaten. Ona, e, köyünüze de yaylanıza da su gelecektir diyorum. E, ve bakalım e, intermersin.com'a efendim. Şimdi intermersin.com'da Mersin'le ilgili bütün gelişmeler yer alıyor. 24 saat güncelleniyor. 7-24 spordan, ekonomiye, sosyal yaşamdan diğer alanlara dair tüm bilgiler intermersin.com'da değerli seyirciler. Ayrıca intermersin.com sitesi aracılığıyla da hava durumuna ulaşabilirsiniz. Ve İçel TV'nin canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Arşivine ulaşabilirsiniz. Tepe Medya çatısı altında faaliyet gösteren e, radyoların sosyal medya hesaplarına, canlı yayınlarına ulaşabilirsiniz. E, sitesi aracılığıyla diyelim ve bugün de bugün de e, İçer TV'de İçer Gündemi programını sona erdirelim. Bizde kalın. Hoşça kalın efendim.